Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Şubat Pazar ABD Gulfstream Park programında 9 koşuluk bir program var. Yedili Plesen Liga'ya 3. koşu 20.58'de başlıyor. Bir maiden satış koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta pistte Yedili Plesen Liga'ya. Koşuya baktığımızda koşu 20-25 bin bandında bir maiden satış koşusu. Toplam ikramiyesi 32 bin dolar olan burada Makkase'nin antrenör ettiği Irat Ortiz Junior'la kariyerinin ilk startında California Chrome yavrusu Stupendous 7 numaralı ve yine kariyerinin ilk startında Golden Sands yavrusu Luis Hayes ile Sensational Grace 7 ve 6 önereceğim isimler arasında. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21-27'de start alıyor. Yine bir maiden koşu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çift pistte. Koşuda 1 numaralı Bunker Hill ve 7 numaralı North Carolina ekibi olmak üzere 9 isim start alacak. 7 numaralı North Carolina ilk önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grubun biraz üzerinde bir maiden koşu. 7 numaralı North Carolina Louis Hayes ile start alıyor. 80 ve 90 binlik maiden koşularda ikincilikleri olan bir isim. Son startında da 60 binlik maiden koşuda favori olduğu koşuda dördüncülüğü var. Bu ise start alacak olan 7 numaralı North Carolina'nın. 1 numarayla da ikili aynı zamanda. 8 numaralı Deep State Junior Alvarado ile start alıyor. 60 binlik bugünkü koşuyla aynı değerde bir koşuda yarım boy farkla ikinci olmuş. 1670 metre çim pistten kumandan son startında. Daha sonra 9 numaralı Kanaan Irat Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. 1600 metre çim pistteki kariyerin tek startında üçüncülüğü var. 6 numaralı Daddy Frank Jose Ortiz'le start alıyor. Nispeten son startlarında 3 grup koşularda start almış. 5 numaralı Kafre Tyler Gafalone ile şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak 3 numaralı Tolkien Angel Arroyo ile şans verdiğim son isim. Bu maiden koşuda 1700 metre tapeta pistteki son startında ikinciliği var. 3 numaralı Tolkien'in. Altılı Ganyan'ın ikinci altılı Ganyan ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1670 metre tapeta pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 8 isim start alıyor. Burada da 5 numaralı Born Gamble Rat Ortiz Junior'la tek olarak önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 35 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 37 bin dolar olan 5 numaralı Born Gamble kariyerin ilk startını 25 binlik bir maiden satış koşusunu 1670 metre tapeta pistte kazanıyor. 1.45-70 derecesiyle daha sonra 25 bin ve 35 binlik şartlı satış koşullarında üçüncülükleri ve ikincilikleri var. 1700 metre tapeta pistte yarım boy farkla ikinci olduğu son startı. Bu grupta Irat Ortiz Junior'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir maiden koşu. Koşuda 4 numaralı Otumba ve 5 numaralı Oxomo ekibi olmak üzere toplam 10 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu yine 60 bin dolarlık bir maiden koşu toplam ikramiyesi. 1 numaralı Arobatik Rat Ortiz Junior'la Chad Brown'un antrenör ettiği bir isim. Arrogate yavrusu. 2 numaralı Osiria. Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra 8 numaralı Belle of the Ball Paco Lopez ile şans verdiğim diğer bir isim. 1200 metre kum pistteki kariyerin ilk startında üçüncülüğü var. 9 numaralı Sadie Bear Louis Hayes ile start alacak olan The Big Beast yavrusu. 10 numaralı Rum Swizzle Jose Ortiz ile ilk kez start alıyor ve son olarak 7 numaralı Oje ile Julien Laparacus'la şans verdiğim son isim. 1200 metre kum pistteki koşuda. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir opsiyonel satış koşusu. Koşuda 6 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 75 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 61 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. Burada da 2 numaralı Favor, Todd Fletcher'ın antrenörlüğündeki Paco Lopez'de start alacak olan Pioneer of the Nile yavrusu. İlk startında dördüncülüğü var. 80 binlik bir maiden koşuda. Daha sonra 60 binlik bir maiden koşuda. Favori olduğu koşuda koşuyu 4 boy farkla yaklaşık Paco Lopez'le kazanıyor. Bugün de aynı jokeyle bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 1600 metre son startı 1.36-64'te kazandığı koşu.
Tek olarak öneriyorum dördüncü ayakta. Beşinci ayağa geldik. Üçer İngilizlere mahsup 1200 metre kum pisti bir yine şartlı satış koşusu. Koşuda 8 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 35 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 39 bin dolar olan. Burada Rat Ortiz Junior'la start alacak olan 2 numaralı Yes I Am A Beast ilk yer vermek istediğim isim. 1200 metre kum pistte son iki startını kazanan bir isim. 1.10.77, 1.10.98 dereceleriyle kazanmış koşuları 1200 metre kum pistte. Son startında Yes I Am A Beast'in kazandığı son startında boyun farkıyla ikinci olan Prince of Iron var 6 numaralı. Louis Hayes'le start alıyor. Kariyerinin ilk startındaki maiden koşuyu 1200 metrede 1.11.12 ile kazanıyor. Daha sonra Yes I Am Beast'in kazandığı koşuda ikinciliği var. Boyun farkıyla 6 numaralı Prince of Iron'ın. Daha sonra gene aynı koşuda üçüncü olan Never Satisfied var. O da Yes I Am A Beast'in birinci, Prince of Iron'ın ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var. Ondan önce de 1000 metre tapetapisteki maiden koşuyu 57-76 derecesiyle bir boy farkla Paco Lopez'de kazanıyor. 5 numaralı Never Satisfied. 7 numaralı Cajun Lover, Tyler Gaffalone ile start alıyor. O da 1200 metre kum pistteki son startındaki maiden koşuyu 1.11.88 ile 4 boyla aynı jockey ile kazanmış bir isim. Son olarak da 1 numaralı One More Score, Javier Casalano ile şans verdiğim son isim. Bu ikinci altılı ganyanın 5. ayağında. Geldik son koşuya. Bir 4 yukarı İngilizlere mahsus bir opsiyonel satış koşusu. Şuradaki maiden yanlış çıkmış herhalde. Koşuda 10 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 61 bin dolar olan. Burada biraz fazla isim yazacağız. 4 numaralı Sayyaf Javier Castellano ile şans verdiğim ilk isim favori olduğu son startında 1000 metre çim pistten kuma alınan satış koşusunu yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. Aynı jockey ile favori olduğu koşu. Benzer şekilde 10 numaralı Discreet Tune da 1000 metre çim pistten kuma alınan son startındaki 16 binlik şartlı satış koşusunu yaklaşık 2 boy farkla Luis Saez de kazanıyor. 10 numaralı Discreet Tune. 7 numaralı Backboss Rat Ortiz Junior'la start alıyor. 1100 metre kum pistteki bir önceki startındaki maiden koşuyu 1.03.93 derecesiyle yaklaşık 6 boy farklı kazanıyor. 3 grup bir maiden koşu 120 bin dolarlık toplam ikramiyeli. 2 numaralı Chinobe Gerardo Corrales'le şans verdiğim diğer bir isim 1000 metre çim pistten kuma alınan bir önceki startını 56.85 derecesiyle kazanıyor. 2 boydan biraz fazla farklı. Son startında da 27 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. 2 numaralı Chinobe'nin. 1 numaralı Vora, Tyler Gaffalone ile şans verdiğim diğer bir isim 101.200'lük şartlı koşuda bir önceki startında 1200 metre tapetapiste ikinciliği var. Favori olduğu koşu. İki isim daha yazacağız. Burada 8 numaralı Lord of Legends, Paco Lopez'de şans verdiğim diğer bir isim son iki startında 1100 metre tapetapisteki 25.000 ve 20.000'lik satış koşullarını kazanıyor. 2,5 boy yaklaşık farklarla her ikisi de favori olduğu koşular. Son olarak da 6 numaralı Dr. Duke Angel Arroyo ile şans verdiğim son isim bu koşuda. Avustralya ve Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitemizden geniş bir şekilde istifade edebilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin tanıtımına yönelik kısa bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde
galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 furlongu 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic Mule. Geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. İkinci altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk koşu bir maiden koşu. Bir numaralı Bunker Hill'da ekür olan 7 numaralı North Carolina ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 8 numaralı Deep State, 9 numaralı Canaan, 6 numaralı Daddy Frank, 5 numaralı Kafre ve 3 numaralı Tolkien. İkinci ayak 5 numaralı Born a Gambler. Brad Ortiz Jr. ile tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü ayak 1 numaralı Arabatic, 2 numaralı Osiria, 8 numaralı Belly of the Ball, 9 numaralı Sadi Beer, 10 numaralı Romsey Weasel ve 7 numaralı Ojeleye. Dördüncü ayak 2 numaralı Favor, Paco Lopez de tek olarak önereceğim isim. Daha sonraki 5. ayakta 2 numaralı Yes I Am Beast, 6 numaralı Prince of Iron, 5 numaralı Never Satisfied, 7 numaralı Cajun Lover ve 1 numaralı One More Score. Son koşuda da 4 numaralı Sayyaf, 10 numaralı Discretion, 7 numaralı Back Boss, 2 numaralı Chino Bay, 1 numaralı Vora, 8 numaralı Lord of Legends ve 6 numaralı Dr. Duke şans verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.